Burun eksikliklerini gördük. Burun bu eksikliklerine göre modern atom modelinin kuantum sayıları teorilerini gördük. Şimdi bu kuantumlara göre elektronların nasıl dizildiğini, yani hangi orbitale önce giriyor, hangi orbitale sonra giriyor, hadi bakalım. Elektron diziliminde ilk kuralımız Aufbau. Aufbau diyor ki elektronlar düşük enerjiden başlar. Enerjiyi doldura 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 yerleşir. Düşük enerjiyi doldurmadan kesinlikle yüksek enerjiye giremez. Peki nedir bir orbitalin enerjisi? Bir orbitalin enerjisi baş kuantum sayısıyla açısal momentum kuantum sayısının, yani n ve l'nin toplamıyla doğru orantılıdır. Peki n ve l aynı olamaz mı? Olur. N ve l aynı iken n'e bakarız. N'i büyük olan yüksek enerjili. N'i küçük olan düşük enerjili. Önce n artı l, sonra n, ama unutmayın. Bakın ben burada sizin için hesapladım. Oturdum hesapladım. 1s, s orbitali için hatırlıyorsanız 4 tane l değerimiz vardı zaten. S orbitali için l değeri 0, p için 2, 2 olur mu lan 1? P için 1, d için 2, f için 3. Dolayısıyla 1s'nin n artı l'si 1, 2s'nin n artı l'si 2, 2p ve 3s, ikisinin de n artı l'si 3. Ama n artı l aynı iken n'i büyük olan yüksek enerjiliydi, 3s büyük. 3p 4s, n artı l'si 4. Ama n'i küçük olan düşük, n'i büyük olan yüksek. Hatta bak burada 3d 4p 5s'in n artı l'si aynı. 5, 5, 5. Ama n'i küçük, orta, büyük. Aynı şekilde bak burada 4v 5d 6p 7s. N artı l'si 7, 7, 7, 7. Anlaştık değil mi? Bu sıra arkadaşlar sabit. Bu sırayı ezberleyebilirsin. Milli Eğitim Müfredatı diyor ki 11'i bitirmiş bir öğrenci ilk 36 elementin elektron dizilimini bilir. Normalde ÖSYM sizi soruya kadar sorar ama öğretmenleriniz daha fazlasını sorabilir. O yüzden bunu bileceğiz. Bunu ister bu şekilde aklınızda tutun. Bakın bunu ister bu şekilde aklınızda tutun. İster ezberleyin. Yani ben hep yazdım. Yazarak yapa yapa aklımda kaldı. Ezberlemedim ama bazısını ezberliyorsunuz. Şöyle ezberleme teknikleri var arkadaşlarınızın bulduğu. Say, say, para say, para say, dede para say, dede para say, işte Furkan dede para say, Furkan dede para şeklinde. İster ezberleyin. İsterseniz şöyle bir uluslararası her yerde her zaman kullanılan, tüm dünyada gördüğümüz, hatta böyle espriler memler atılan şeyimiz var. Bir elektron dizilimimiz. Şimdi hatırlayın. Birinci kabukta L sadece S'ydi değil mi? L sadece 0 oluyordu. 2'de S ve P. 3'te S, P, D. 4'te S, P, D, F. Aslında 5'te de artıyor ama atom yoktu. S, P, D, F. P, D, F, S, 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 P, D, S, P, S. Bak şöyle çapraz gidiyorsun. 1S. Sonra geldin ikinci çapraz. 2S. Üçüncü çapraz. 2P, 3S. Dördüncü çapraz. 3P, 4S. 3D, 4P, 5S. 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, 6D, 7P, 8S şeklinde, bu şekilde de yapabilirsin. Nasıl aklına kalıyorsa bu standart, bu orbitallerin enerji sırası asla değişmeyecek. Sen bunu adın soyadın gibi ezberebileceksin. Mantık bu. Peki, peki nasıl diziyoruz? Nasıl diziyoruz? Şimdi hatırla, hatırla. S kaç orbitalden oluşuyordu? Evet, bir orbital. Yani kaç elektron alıyor? En fazla 2. P 3 orbital. En fazla 6. D en fazla 10. F en fazla 14. Bu sırayı doldura 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 gidiyoruz. En sondakini az koyabilirsin ama alttakini doldurmadan, Aufbau diyor ki düşük enerjiyi doldurmadan yükseğe geçemezsin. Magnezyumun 12 elektronu var. İkisini 1S'ye koyduk. İkisini 2S'ye koyduk. Oldu 4. Altısını 2P'ye koyduk. Oldu 10. İkisini de 3S'ye koyduk. 12, hiçbir sıkıntı yok. 23'e girelim. Bak 2 koydun. 4, 10, 12, 18, 20. 3'te en fazla 10 elektron alabiliyor. Ama bizim 3 taneye ihtiyacımız var. 23. Mantık bu. En sonuncuya kadar doldura doldura gidiyorsun. Doldura doldura gidiyorsun. En sonuncuyu artık yarı doldurabilirsin. En sonuncuda hiçbir sıkıntı yok. Geldik ikinci kuralımıza. Hund diyor ki eş enerjili orbital. Neydi eş enerjili orbital? Hatırla, ne demiştik? Manyetik kuantum sayısı enerjiyi etkilemez. Manyetik kuantum sayısı, yani eksi 1, 0, artı 1 olan orbitaller eş enerjilidir. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olan eş enerjilidir. Yani P'nin içindeki 3 orbital, D'nin içindeki 5 orbital falan hep eş enerjili orbitaller. İşte Hund bununla ilgili. Hund diyor ki eş enerjili orbitallerde
Eş enerjili orbitallerde. Biraz çok gittik, pardon. Eş enerjili orbitallere elektron yerleştirirken her birine önce birer tane aynı spinle elektron yerleştireceksin. Önce bir. Her birini yarı dolduracaksın. Her biri yarı dolduktan sonra ikincileri spinli olarak koyabilirsin. Hani tam dolu yapabilirsin. Yani P'nin 3 tane eş enerjili orbitali var ya, ilk elektron herhangi birine herhangi bir spinle girebilir. Hepsi olur. Ama ikinci elektronu boşa koyacaksın. Yani 2 tane yarı dolu olacak mutlaka. Aynı spinli olacak, farklı spinli olmayacak. Yani ne yapamazsın? Birini tam dolduramazsın. Birine artı birine eksi yazamazsın. Anlaştık değil mi? Mutlaka önce yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu. D'nin içindeki 5 orbitale de bunu yapacaksın. Önce yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu. Daha sonra tam dolu, tam dolu yapacaksın. Anlaştık değil mi? Son ilkemiz Pauli ilkesi. Pauli ilkesine göre diyor ki bir atomdan alınan herhangi iki elektronun 4 kuantum sayısının 4'ü de aynı olamaz. Bu yüzden baş kuantum, açısal momentum kuantum, manyetik kuantum aynı olsa bile spin kuantum farklıdır. Yani bir orbitale yerleşen iki elektrondan ikisinin zıt spinli olmasının sebebi Pauli ilkesi. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık değil mi? O yüzden hadi klor elementinin elektron dizilimini yapıp orbitallere yerleştirip bu orbitallerdeki her bir elektronun tek tek kuantum sayısını bularak şu elektron dizilimi ve kuantum kavramını biraz oturtalım mı kafamızda? Hadi yapalım. Bak şimdi. Klorun 35 tane elektronu varmış. 35 tane elektronu 1S'den başlıyorum. Say say para say para say. 1S'ye 2 tane yerleştirdim. Tamam. 35 tane yerleştireceğim. Devam ediyorum. 2S 2. Say say paraya geldim. 2P 6 10 oldu. 35'e gideceğim. 3S para say. Bir daha para sayacağız. 3P 4S 20 oldu. Şimdi dedeye geldik. 3D 30 oldu. 4P en fazla 6 alabiliyor ama benim 5 taneye ihtiyacım var. 4P 5 tamam. Bunları bir de orbitallere yerleştirelim mi? S1 orbital. S1 P3 orbitaldi. Şöyle P3 orbital. D5 orbitaldi. Biraz küçük yazayım. P3 orbital. Tamam. Bu orbitallere yerleştirdiğim elektronları da farklı renkle yapayım. Şimdi en baştakiler zaten tam dolu. Bu yeşil tam görünmüyor sanki değil mi? Şöyle daha canlı. Şöyle bordo mu oluyor? Ne oluyor? Mürdüm mü oluyor? Bunlar zaten tam dolu. Bunlarda hep 2 elektron var. Bunları hep 2 tam doldurarak geçiyorum. En sondaki önemli. En sona kadar tam dolu gidiyorum ya. Şimdi burada bak dikkat et. Bunu biraz büyük çizeyim mi? Şunu biraz büyük çizeyim. En sonuncusunun hepsini tam doldurmayacağım çünkü. 2, 3. Değiştireyim yine rengini. 1, 2, 3. Önce yarı dolu. Sonra 4, 5. Bakın biz alışına gelmiş olarak baştan dolduruyoruz da istediğiniz yerden doldurabilirsiniz. Onun bir sırası yok. Şimdi bakın bütün elektronların bütün kuantum sayılarını bulacağız. Burada 2 elektron var. Bu 2 elektronun N'i, L'si, ML'si ve MS'si. Şimdi MS şuraya kadar bütün elektronlar için her orbitaldeki toplam elektronun yarısı eksi 1 bölü 2, yarısı artı 1 bölü 2. Çünkü tam dolu. Sondaki önemli. Yani burada bir eksi 1 bölü 2, bir artı 1 bölü 2 var. Bir eksi 1 bölü 2, bir artı 1 bölü 2. 3 eksi 1 bölü 2, 3 artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2, artı 1 bölü 2. MS en kolay. Devam ediyorum. Yine nereden? Kolaydan devam edeyim mi? ML. S için L 0'dı, ML de 0. S için L 0'dı, ML de 0. P için L 1'di, ML eksi 1, 0 artı 1. Bak. 1'i eksi 1, 1'i 0, 1'i artı 1 anlamı bu. S için L 0'dı, ML de 0. P için 1'di, eksi 1, 0 artı 1, 0, 0. D için L 2 idi, ML eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Bunun için de yine bir, şu orbitallerden 1'i eksi 1, 1'i 0, 1'i artı 1 olarak gidiyor ML değerlerimiz. N değerimiz en kolayı. Hepsi kolay gerçi ya. Nesi var bunun? O. Nereye gitti bu? Gel buraya gitme bir yere. Arada kayboluyor. N değeri zaten başındaki sayı. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Şimdi sona geliyorum bak. N değerim 4. Bir sıkıntı yok. L değerim 1. Bir sıkıntı yok.
ML ve MS'de sıkıntı var. Neden? Neden? Şimdi ML eksi 1 0 artı 1 ama sana şunu sorsa 4P'deki kaç elektronun ML'si eksi 1 bilemezsin. Neden? Şu ikisi tam dolmak zorunda değil. Hani 3 tane yarı doldurdun ya, şu ikisini de tam doldurabilirsin. Veya 3 tane yarı doldurdun ya önce, şu ikisini de tam doldurabilirsin. Yani ML'si eksi 1 olan elektronun bir tane var kesin. Ama 2 tane de olabilir. Bu ML 0 için de geçerli, ML artı 1 için de geçerli. Çünkü bu iki tam dolu orbitalin hangi ikisi olduğunu bilmiyoruz. Rastgele herhangi ikisi olabilir. Birinci bilgi cepte mi? İkinci bilgi, spin'i de bilmiyoruz. Şimdi 3 tane aynı, 2 tane farklı. Ama 3'ü artı 1 bölü 2, ikisi eksi 1 bölü 2 mi? 3'ü eksi 1 bölü 2, ikisi artı 1 bölü 2 mi? Bu konuda bir şey yok. Bu yüzden bu tip sorularda spin'e ve manyetik kuantum sayısına dikkat edeceğiz. Özellikle kesin sorularında şöyle yarı dolu olan orbitallerde 3'ü tamam eksi 1 bölü 2, ikisi artı 1 bölü 2 olabilir ama 3'ü artı 1 bölü 2, ikisi eksi 1 bölü 2 de olabilir. ML eksi 1'de 2 elektron bulunabilir ama 1 elektron da bulunabilir. Bu ihtimalleri göze alarak soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hadi o zaman biraz daha alıştırma yapalım mı? Titanyumla ilgili soru soruyor. 22. Hemen diziyorum. 1S 2. Orbitalleri de dizerek gideyim çünkü soracak bana, belli. Belli. 2S 2 etti 4. 2P 6 etti 10. 3S 2 etti 12. 3P 6 etti 18. 4S2 etti 20. En sonuncusu önemli çünkü o tam dolu gelmeyecek. 3D2. Dikkat et. 3D'de 5 tane orbital var. Ama ikisi yarı dolu. Herhangi ikisi bilmiyoruz ama hani rastgele olarak biz hep en baştakine yazarız da. Şu ikisi de olabilir. Bu ikisi de olabilir. Bir baş bir son da olabilir. Hemen bak. L eşittir 0. Neyi kastediyor? S. S'de kaç elektron var? 1S2, S3, S4, S hiçbir sıkıntı yok. 8 elektron. Kesin. Net. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Devam. ML artı 1 olan en fazla. Demek ki burada sıkıntı var. Bak şimdi. ML'yi yazayım mı? Şöyle maviyle yazayım mı? Şimdi bunun sıfırdı. Çünkü S'nin L değeri sıfırdı. L değeri 1. ML değeri eksi 1. 0 artı 1. 0. Eksi 1. 0 artı 1. 0. Eksi 2. Eksi 1. 0. Artı 1. Artı 2. Neyi soruyor soru bana? ML değeri artı 1 olan. Şimdi bak. Bakıyorsun değil mi? Bak şimdi. ML değeri artı 1 olan. Şurada 2 tane kesim var. Tam dolu. Şurada 2 tane kesim var. Tam dolu. 4 tane kesim var. Ama 4 tane kesim var. Üzerine şu 2 elektronun nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu 2 elektrondan biri artı 1'de de olabilir. Ha, ikisi de olamaz. Çünkü yarı dolu olacak ya hepsi. İkisinin de artı 1'de olma şansı yok. O yüzden bir tane de 3D'de olabilir. Bu 4 tanesi neredeydi? Bu 4 tanesi 2P ve 3P'de. 4 tane kesin artı 1 tane de olabileceği için en fazla 5 tane. Tamam değil mi? Mis. Hadi devam ediyoruz. N3 ve ML 0. N3 şimdi bakıyorum. N3 yine bir sıkıntı var. Çünkü en fazla en az diye soruyor. N3'te 3S var, 3P var, 3D var. Aşağı alıyorum. N3'te 3S var, tam dolu. 3P var, tam dolu ve 3D var. Orada da 2 elektron var. Hangi ikisinde olduğunu bilmiyorum. Ve ML 0. Hemen 2 şartı birden sağlıyor. Şimdi 3S'nin ML'si zaten 0. Bunun eksi 1 0 artı 1. Bunun eksi 2. 2'yi nasıl yazdıysam. Eksi 1 0 artı 1 artı 2. Bu defa en azı soruyor. Şimdi N3 ML 0. Şu kesim var 2 tane. Şuradakiler kesim var 2 tane. 4 tane kesim var. Buradaki 2 elektron herhangi birinde olabilir. Sıfırda olabilir de olmayabilir de. En azı soruyor. Ben bu 2 elektronun burada olduğunu iddia edersem ki olabilir. Burası boş olacağı için en azından 4 elektron var. En fazla sorsaydı bir tane burada 5 elektron olurdu. Anlaştık değil mi? O MS artı 1 bölü 2 olan. Şimdi bak. Bak. Yine yarı doluya kadar hiçbir sıkıntı yok. Buradaki 20 elektronun 10 tanesi eksi 1 bölü 2, 10 tanesi artı 1 bölü 2. MS artı 1 bölü 2 olan 10 tane kesin var. Kesin. En fazlayı soruyor. Yine
En sona koyduğumuz şu iki elektron artı da eksi de olabilir demiştik ya. E artı da olabileceği için en fazla o ikisinin de artı olduğunu sayarsak en fazla 12 olabilir. Yani ÖSYM kolay soruyor ama bu konudan zor da sorabilir. Zor sormaması için bir sebebi yok. Bu konuda olasılıklar olduğu için bu konunun soruları senin kafanı çok karıştırabilir. Buna dikkat edeceksin. Bol bol soru çözeceksin. Ara sınıflar için hep söylüyorum. Fasikül çöz, fasikül çöz, fasikül çöz. Aydın çöz, çap çöz, daf çöz. Fasikül çöz mutlaka. Mutlaka ara sınıfta fasikül çöz. Bunu tam olarak aklına oturtur. O zaman hadi bir iki tane daha soru çözüp elektron dizilimi videosunu bitirelim. Bir sonraki konuda da, bir sonraki videoda da işte elektron diziliminin küresel simetri uyarılma gibi istisnaları var. Onlara bakalım. Diyor ki temel halde 11 tam dolu. Bak hemen atlayıp 11 tam dolu 22 elektronu var demeyeceksin. Daha fazla olabilir. Sen istediğin orbitali tam dolduramıyorsun. Önce yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, sonra tam dolu yapacaksın. S'de 1 var. P'de 3 orbital var. S'de 1, P'de 3, S'de 1, D'de 5. Şimdi 1 tam doldurdun. 1 tam doldurdun 2. 2 tam dolu var 11. Yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, tam dolu, tam dolu, tam dolu yaptın. 6 elektron ama 5 orbital oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane buraya koydun elektron. Etti mi sana 6 tam dolu orbital. Yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, tam dolu, tam dolu, tam dolu. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam dolu orbital. 10 tam dolu orbital. Dur. 10 tane elde ettin ya. 11.yi doğrudan buraya tam dolu koyamazsın. Böyle bir dizilim olmaz. Hatırla. Eşit enerjili orbitalleri önce yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu getiriyorsun. Sonra tam dolu getirdin. Ne oldu şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11 tam dolu orbitalin oldu. O zaman 3D'ye kaç elektron koyuyorsun 11 tam dolu olması için? 6 elektron. Topla çekirdek kökü 22 değil 26. Bu kavramları daha görmedik arkadaşlar. Biraz sonra göreceğiz. Değerlik elektron sayısı 8'dir, S ve D'dir falan onları göreceğiz daha. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. P orbitallerinde 2P ve 3P toplam 12 elektron bulunur. Onları zaten hesaplamışsınızdır. Bu diyor ki N3 baş kuantumu 3. L1, 0, 1, P'ydi. 3P'de 3 orbital var. Artı 1 bölü 2'ye sahip 3 tane. 3 tane artı 1 bölü 2 çizdim. 2 tane de eksi 1 bölü 2 çiz diyor. Kaç oldu? 3P5. 3P5'e kadar yazacağım. 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 demiştik. 6 değil. 2, 4, 10, 12, 17 oldu. Kolay değil mi? İşin mantığını aklına oturtturduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Mangan 25 dizdik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 25. En yüksek baş kuantum sayısına sahip elektron 4S. Bak baş kuantum sayısı 4 ya en yüksek. Açısal momentum kuantum sayısı S yani 0. Anlaştık değil mi? Var mı bir sıkıntı? Hadi bir iki soru daha çözelim. Hadi hadi hemen gitmek yok öyle. Evet hadi kaçma. Kaçma dersin. Şimdi X elementinin temel hal elektron diziliminde manyetik kuantumu eksi 1 ve spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan toplam 1 elektronu var. Dur. Dur. MLS'i eksi 1 ve MSS'i eksi 1 bölü 2 olan 1. Daha fazla değil. Bu şartı taşıyan elementlerden atom numarası en büyük olan. Hemen bakıyorum. Şimdi 1S'nin L'si 0 zaten. MLS de 0. Onu geçiyorum. O beni ilgilendirmiyor. 2S tamam geldik. 2P'yi ilgilendiriyor. 2P'de çünkü ML değeri eksi 1, 0 artı 1. Ve bana diyor ki ML'si eksi 1 ve spin'i eksi 1 bölü 2 olan bir elektron olsun. Şimdi en çok olanı alıyorum. Eğer ben bunun üçünü de tam doldurursam ML'si eksi 1 olan orbitallerde yani şurada bir tanesi eksi 1 bölü 2, bir tanesi artı 1 bölü 2. Yani ben şu anda bu şartı sağladım. Bu şartı sağladım. Bu şartı sağlıyorum ama bu şartı sağlayan atomlardan en büyüğünü soruyor. Devam edeceğim. 3S'yi doldurabilirim. Çünkü 3S'nin ML'si 0. L'si 0. Ama 3P'ye geldiğimde dikkat et. Bak şimdi 3P'nin ML'si eksi 1 olan şu orbitaline MS'si eksi 1 bölü 2 olan elektron koymadığın sürece istediğin dizilimi yapabilirsin. Çünkü sana soru diyor ki MLS eksi 1,
MSS eksi 1 bölü 2 olan bir elektron olsun. İkincisi olmasın. Şimdi bak. Önce haritaları koysam olur mu? Spinde eksi koymak zorunda mıyım? Var mı öyle bir kural? Var mı? Yok değil mi? Hadi önce haritaları koyalım. Bak. Artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 2 koydum 3 tane. Halen eksi 1 bölü 2 olan elektronum yok burada, şartı sağlıyorum. Şimdi eksileri koyacağım. Mecburen koyacağım. Başa koymak zorunda mıyım? Önce ortaya koysam. Sonra buraya koysam. Böyle bir elektron dizilimi olabilir mi? Evet olabilir. İşte MLS'i eksi 1, MSS'i eksi 1 bölü 2 olan toplam bir elektronu bulunan atomların en büyüğü. Bundan büyük olmaz. Bundan büyük yapmak için önce bunu yazmak zorundasın değil mi? Bunu tam doldurmak zorundasın. Bunu tam doldurmadığın sürece daha büyük gidemez. Oldu mu? Burada da anlaştık mı? Hadi o zaman devam edelim. Oo, bir doğru yanlış sorusu. Ne diyor? Elektronlar orbitallere en düşük enerji düzeyinden başlayarak yerleşir. Doğru. Pauli ilkesine göre elektronlar aynı spinli. Hayır, zıt spinli. Eş enerjili orbitaller. Hani P'nin içindeki 3 tane yuvarlağı kastediyor. İlk olarak tek tek yarı dolu yerleşir. Belli kurallara göre yapılmalıdır. Evet, doğru yanlış, doğru doğru oldu. Doğru yanlış, doğru doğru. Cevabımız C seçeneği oldu. Evet, videomuz yine çok uzadı. İsterseniz bu videoyu da burada bitirelim. Daha sonra bir sonraki videoda iyonların elektron dizilimi, küresel simetri uyarılma gibi şeyler ve son video, dördüncü video, herhalde dört videoyla bitireceğiz. Evet, ne yapacağız? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Az sonra görüşürüz.